Huzura doğru. Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi insanı diğer canlılardan, bilhassa hayvanlardan ayıran birçok farklar var. Bunu hani kime sorsak şimdi ne gibi farklar var diye birçok şey sayabilir insanlar. Şunu sormak istiyorum. Şöyle bir sorumuz var bugün. İnsanı hayvandan, hayvanlardan ayıran en önemli fark nedir peki? Şimdi bu konuda İslam alimleri birçok bilgiler vermişler. Tabii bunun dışında ilim adamlarından, eğitimle uğraşanlar da aynı şekilde insana odaklaştığı için onlar da yoğunlaşmışlar. Hayvanla insan arasındaki fark üzerinde durmuşlar. Anlatmaya çalışmışlar. Mesela akıl, irade, İdrak, anlama. Bunlar üzerinde yoğunlaşmışlar. İslam alimleri de burada yoğunlaşmış. İnsana insanlık şerefi yani hususi olarak verilen şeylerde ruhun idrak yani kavrama, düşünme kuvveti. İyi huylar kötülerinden, iyi işleri fenalardan ayıran bir kuvvet. Bu verilmiş, akıl verilmiş, o idrak verilmiş, kalp ve ruh verilmiş. Bunlar hayvanlarda yok buyuruluyor. Hayvanlarda yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu sadece insana ve cinne vermiş. Yarattığı mahlukattan. Akıl. Yok. İdrak. Akıl, kalp kuvveti, anlama kuvveti, özür dilerim. Yani nefs. Nefsi insanlar ve cinlere vermiş sadece. İnsan evet. Ve cinne vermiş. Akıl meleklerde de var. Nefs yok ama onlarda. Evet. Bu ikisinde var. Akıl, idrak, nefs. İnsan ve cinde var. Peki öbürlerinde? Öbürlerinde hayvanlarda nefsi yok. Meleklerde de yok. Akıl da yok. Akıl da yok. Meleklerde var, hayvanlarda yok. Hayvanlarda yok. İçgüdüleriyle hareket ederler. Ona göre sevgi tabii deniyor kitaplarda. Bunlarla hareket ederler. Bir şey soracağım ama hani belki alakasız gelebilir. Hayvanda ruh var mı? Yok. Hayvanın ruh tabirini kullanıyor da ve hayvan ölürken insanın çektiği acı gibi çekmez. Çünkü insandaki o ruh bedeni terk etmek istemiyor. Sadece hayvanın çektiği acı, yani beden ihtiyaçlarını aynı şekilde temin ediyor ya canlı olduğu zaman. Evet. Sadece ızdırap duyduğu o. Dolayısıyla mesela bu etobur hayvanlar, otoburları yakalayıp yerken, bazıları öldürmeden yiyor da, yemeye başlıyor da, o zaman bile hayvan hani şey yapıyor falan, bakıyorsun yani pek öyle insandaki gibi elem gözükmüyor hayvanda. İnsandaki gibi değil. Evet. Sadece hayvanın ruh tabiri kullanmışlar. Bitkisel ruh tabirini kullanmışlar. İslam alimi kullanmış bu tabiri. Ama bizim anladığımız insandaki mevcut olan yani idrak, anlama, kavrama, düşünme bu melekelere sahip olan ruh değil onlardaki. Evet. Canlılık deniyor. Hayatiyet veren bir hususiyettir. Onlara. Can da deniyor mesela buna sadece. Evet. Yani canı çıktı deniyor mesela. Deniyor o kadar. O insan için de kullanılıyor gerçi ama ruh değil. Bunun için mesela insan ve cin Allah-u Teala'nın emirleriyle muhatap olmuştur. Ve açıkça Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde insanları ve cinni bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruluyor. Bana ibadet etmeleri için yarattım. Hatta insan işte hayvanlara benzeyen tarafları yok değil mi? Var. Var ama hayvandan farkı. Mesela insanların hayvanlara benzeyen tarafları şehvani ve gadab kuvvetleridir. Bunun ikisi de insan ruhu için kıymetli değildir. Bu kuvvetler hayvanlarda da vardır. Hatta hayvanlarda bu daha fazladır. Yani o şehvani ve gadab kuvvetleri daha da fazla. Mesela yırtıcı etobur hayvanlardan geldiği zaman onun önünde hiçbir şey duramaz yani. Aslanın önünde hangimiz durabilir? Aslanın, kaplanın önünde hiç kimse duramaz. Veyahut da timsah mesela ağzını açtığı zaman herhangi bir şekilde bir şey düşüncesi söz konusu değil. Yok çünkü idrak söz konusu değil. Ve bazı melekelerini mesela anlatmışlar. İslam alimleri de anlatmışlar. Mesela bazı hayvanlarda neler olduğu. Misal olarak mesela öküz ve eşek insandan daha fazla yer ve içer. Aslan, manda, fil insandan daha kuvvetlidir. Kurt, kaplan insandan daha çok dövüşkendir, parçalar. Fare, kedi, köpek karanlıkta da görür. Uzaktan çabuk koku alırlar. Bütün bu kuvvetler insan için şeref değil.
üstünlük dediği. Üstünlük diyecek olursan bu hayvanlarda insandan daha fazla var bu. İnsandan daha fazla var bu. Allah-u Teala insana diğer varlıklardan farklı olarak ruhun yanı sıra akıl, nefs kuvvetleri vermiş. İnsan aklına tabi olursa doğruyu, yaratanına giden yolu bulur. Nefsine tabi olursa hayvandan da aşağı olur buyuruyorlar. Cebrail aleyhisselam aklı, hayayı, imanı Adem aleyhisselam alıp getirip önüne koyuyor. Tercih senin diyor. Bunlardan birisini alacaksın. Aklı, hayayı, imanı. İmanı. Üçünü getiriyor. Üçünü getiriyor. Önüne koyuyor. Birincisini alacaksın. Birisini alacaksın diyor. Hatta ya Adem Allah-u Teala selam eder. Sana getirdiğim şu üç hediyenin birini kabul edesin. Etsin dedi bu. Adem aleyhisselam aklı kabul edince Cebrail aleyhisselam iman ve hayaya siz gidebilirsiniz dedi. İman Allah-u Teala bana akıl neredeyse sen orada ol dedi. Ben gidemem dedi. O zaman haya da dedi ki ben de dedi Allah-u Teala tarafından emir olundum ki iman neredeyse sen de akıl ve iman neredeyse sen de orada kal dedi. Dolayısıyla akıl olunca iman ve hayaya da kavuştu. İman ve hayaya kavuştu. Onlar otomatik geliyor artık. Evet. Peki yani bütün bu üstünlükler verilmiş falan da yani boşuna verilmemiş. Yani o nefsin yaratılması da boş değil. Evet kötülükler deposu ama meleklerin üstüne çıkartabilecek de o nefse muhalefet etmek suretiyle yükseliyor. Evet. Yani akıl verilmiş, idrak verilmiş, anlama kabiliyeti verilmiş falan. Bedenen bazı kuvvetlerde hayvanlardan aşağı. Ama onların üstünde bir varlık. İnsan mesela cinnin de üstünde bir varlık. Cin yani hayvanlardan bir üstte diyor. Deniyor kitaplarda. Yani öyle insanların üstünlüğü yok. Yani. Cinlerin önüne fazla bir üstünlüğü yok. Peki bütün bunlar neticesinde sadece bu kadarcık mıdır yani insan hayvandan ayıran fark değil deniyor. İnsanı hayvandan ayıran fark edeptir. Yani nasıl falan diye hatıra gelebilir. Yok öyle değil o. Bakın deniyor ki edep hududa sınırlara riayet etmek ve sınırı aşmamak, taşmamaktır. En büyük edep, ilahi hududu aşmamak, muhafaza etmek, gözetmektir. Dolayısıyla insanın diğer mahlukattan üstün olmasına sebep bu özelliğidir buyuruyor. En büyük özelliği bu. Edep. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırı, hududu geçmemek. Cenab-ı Hak bildirdiği çizgide, o hudut içerisinde yaşamak. Öyle olunca üstün oluyor. Yoksa... Allah-u Teala file öyle güç vermiş ki ağacı bile tutup indirip atıyor. Yoksa yani, hayvandan bir fark olmuyor. Hayvandan da aşağı oluyor hatta. Hayvandan da aşağı oluyor. Edep yoksa. Ya şimdi Mustafa abi bizi izleyen ve dinleyenler de bilirler. Mesela karıncalarda insandaki akıl gibi bir akıl olsa. Minnacık bir şeyler bunlar tamam mı? Yandık o zaman. Bir de koloni halinde yaşıyor bunlar. Ya düşün, düşünebiliyor musun? 1 trilyon karınca TGRT'ye saldırdı. Parça pinçik oluyor tabii. Nereye gideceksin bunlar? Nereye gideceksin? Bir de yani? Proje yaptıklarını düşün bunları. Tabii. Böyle bir akıl oldukları akıllı. Bunlar şimdi yorulacaklar. Tam böyle uyurken saldıralım. Kapı yuttun yani. Saldırmaya bak. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bir gün Süleyman Aleyhisselam hayvanların dilinden anlıyordu ya. Ordusunda filler varmış. Filin birisi de karıncaların yuvasının olduğu yere yuvarlanıyormuş. Gidiyormuş orada. Yuvarlanıyor. Gelmiş demiş ki o demiş fili oradan çek. Bizim demiş yuvayı bozuyor. O mübarek de çekmezsen diyor biz yapacağımızı biliriz diyor. Çek, tehdit ediyor yani Süleyman Aleyhisselam. Onu oradan çek, çekmezsen diyor yapacağımızı biliriz. Bakıyor Allah Allah diyor ne yapabilirsiniz git diyor ne yapacaksanız yapın bakalım diyor. Koca file minnacık karınca. Peki diyor gidiyor. Aradan belli bir zaman geliyor aynı karınca geliyor. Filleri kemiklerini çek diyor. Süleyman Aleyhisselam hayret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Gidiyor bakıyor. Milyonlarca karınca veyahut da milyarlarca o filin yuvarlandığı yerin altına bir başlamışlar oymaya. Evet minnacık şey yapıyorlar ama çukur oluşturmuşlar. Fil gelmiş bir yuvarlanmış küt diye düşmüş. Kimi gözünden, kimi kulağından, kimi hortumundan, kimi bilmem neresinden minnacık parça sadece kemikler kalmış. Olur mu? Olur tabii. Koca fili. İnsanı hayda hayda şey yapar. Onun için insanın diğer varlıklardan üstün olmasına esas sebep, evet aklı idraki ama bu akıl ve idrak Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu emir ve yasakları anlamaya ve bu hududun içerisinde kalmaya. Buna da edep denir buyuruyor. Evet. Ve insanı diğer mahlukattan ayıran en büyük özellik de bu edebidir, ilahi hududu korumasıdır.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine güzel bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin 5 çeşit şiddet arasındadır. Müslüman kardeşi onu çekemez, münafık ona buğz eder, sevmez onu, kafir onun canına kasteder, kendi nefsi onunla uğraşır ve şeytan onu şaşırtmaya uğraşır. Gel ey kardeş hakkı bulayım derse, gel ey kardeş hakkı bulayım derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim derse, Resulün cemalin göreyim derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Niceler gittiler mürşid arayı, niceler gittiler mürşid arayı, arayanlar buldu derde devayı, arayanlar buldu derde devayı. 40 yıl okusalar aktan karayı, 40 yıl okusalar aktan karayı, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Tam ilmihal saadeti ebediye. Hilye-i saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Adem aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken o peygamber idi. Adem aleyhisselam ve her şey onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler ve cennetler üzerine İslam harfleriyle mübarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını dedesi Abdülmuttalip koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin onu medh ve senâ edeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medh olunan demektir. Cebrail aleyhisselamın ilk gelerek peygamber olduğunu bildirmesi ve hicrette Mekke şehrindeki mağaradan çıkması ve Medine-i Münevvere'nin Kuba köyüne ayak basması ve Mekke'yi feth için Medine'den çıkması ve vefatı hep pazartesi günü olmuştur. Doğduğu zaman göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş görüldü. Yeryüzünü şereflendirince şahadet parmağını kaldırdı ve secde etti. Melekler beşiğini sallardı. Beşikteyken konuşmaya başladı. Mevâhib'in Zerkânî şerhinde diyor ki, Hazreti Abdullah evlendiği zaman 18 ve Hazreti Amine 14 yaşındaydı. Hazreti Amine 20 yaşında vefat etti. Evvela mübarek annesi 9 gün, sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe birkaç gün emzirdi. Sonra Halime-i Sadiye 2 sene emzirdi. 2 sene daha Beni Sa'd bin Bekr köyünde kalarak 4 yaşında Mekke'ye getirildi. Ayağa kalktığı zaman çocukların oyunlarını seyrederdi. Oyuna karışmazdı. 6 yaşındayken annesi Amine radıyallahu anha, 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalib vefat etti. 25 yaşındayken Hatice radıyallahu anha ile nikah etti, evlendi. 40 yaşına gelince Ramazan-ı Şerif ayında pazartesi günü şehrin bir saat şimalindeki
Cebel-i Hira ve Cebel-i Nur denilen dağdaki mağarada melek göründü. Bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Evvela Cebrail aleyhisselam geldi. Sonra 3 sene İsrafil aleyhisselam gelip bazı şeyler öğretti. Fakat Kur'an-ı Kerim getirmedi. Sonra Cebrail aleyhisselam gelmeye başlayarak bütün Kur'an-ı Kerim'i 20 senede indirdi. Cebrail aleyhisselam kendisine 24.000 kere gelmişti. Halbuki Adem aleyhisselama 12 kere, Nuh aleyhisselama 50 kere, İbrahim aleyhisselama 40 kere, Musa aleyhisselama 400 kere ve İsa aleyhisselama 10 kere gelmişti. Peygamberliğini 3 sene isar etmeyip, sonra Hak Teâlâ'nın emriyle tebliğ eyledi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri 4. Bölüm. Zamanının bir tanesi, ilim, marifet, edep ve hidayet güneşi olan Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin nur huzmeleri bütün bir dünyayı aydınlatır. O, ihtiyaç sahibi müminlerin, sıkıntısı olan gariplerin sığınağı olmasının yanında, nice valilerin, alimlerin, evliyaların huzuruna varıp müşkillerini sordukları, sohbetinde edeple oturup büyük manevi bereketlere kavuştuğu bir büyük evliyadır. Sonsuzluğa göre bir hiç, bir hayal olan ve çabuk tükenen bu imtihan dünyasından ayrılma ve hakiki aleme ve orada kavuşulacak sevgililer sevgilisine duyulan hasretin yerini vuslata, kavuşmaya bırakacağı zamanlar yaşanmaktadır. Büyük velinin vefatının yaklaştığı günlerdir. Cihanın nuru, Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, işte bu günlerden birinde, yanında oturanlara şöyle der: Bugüne kadar kalbimden her ne geçtiyse, her ne nimeti istediysem, Allahü Teala ihsan eyledi. Daha sonra derin bir iç çekerek şunları ifade eder: Bir tek son nefesimi şehit olarak vermek ve bu yüce makama da kavuşmak istiyorum. Ne var ki artık yaşlandım ve takatten düştüm. Allahü Teala'nın bu nazlı kulunun böylesi ah çekmesi elbette ki duaların en büyüğüdür. Bir gün her zamanki gibi kendisini ziyaret etmek isteyenlerle doludur avlu. Bu kalabalıktan 3 kişi ısrarla Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerini ziyaret etmek istediklerini söyleyip içeri girerler. Bu ziyarete gelenler Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine pek edepsiz bir şekilde "Mazhar sen misin?" şeklinde pervasızca sorarlar. Büyük veli yüzünden eksik etmediği tebessümüyle "Evet, benim." diye cevap verir. Bunlar aslında Moğol ve Mecusi kâfirlerinden oluşan bir gruptur. İşte tam büyük veli cevabını henüz bitirmiştir ki o bedbahtlardan biri o anda hiç kimsenin aklından geçmeyen şeyi yapar. Hançerini canların canına vurmaya başlar. Bir kılına zarar gelmemesi için binlerce müminin canlarını fedaya hazır oldukları büyük veli yere yıkılır. Darbelerden biri mübarek kalbine yakın bir yere denk gelmiştir. Bölgenin idarecilerinden biri bir tabip gönderip ondan Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerini tedavi etmesini ister. Ne var ki tabip gayrimüslim ve insanlıktan nasibi olmayan biridir.
mazhar-ı can-ı canan hazretlerini tedavi etmeden, onun iyileşeceğini söyleyerek geri gider. Mü'minlerin göz bebeği, üçüncü günün sonunda iyice ağırlaşır. 1781 yılında, Cuma ve Aşure'nin kesiştiği mübarek günün akşamında, mü'minlerin feyz kaynağının dudakları kıpırdar. Üç kere derin nefes alır ve şehit olur. Ve büyük evliya, Delhi'de Şah Cihan civarındaki Dergâh Camii'ne defnolunur. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, başta mutlak vekili olarak bıraktığı Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri olmak üzere, yine pek bir sevdiği Senaullah Paniputi Hazretleri, Gulam Kaki, Mir Müslüman gibi büyük evliyalar ve hidayetlerine ve doğru itikada kavuşmasına sebep olan milyonlarca insan bırakır. Artık Cenab-ı Hak, onun istediği bütün nimetlerin yanı sıra son arzusu olan şehitliği de odasında otururken ona nasip etmiş, mübarek ruhu vekili olduğu büyüklere kavuşurken, sevenlerinin yaralı kalpleri o büyüğün kavuştuğu nimetlerin büyüklüğünü gösteren nice alametlerle teselli bulmuştur. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri buyurdu ki, İtikat ve fıkıh bilgilerini öğreniniz. Ehl-i sünnet alimlerinin sohbetine devam ediniz. Buna kavuşamazsanız, onların yazmış olduğu eserleri okuyunuz ki, hem dininizi doğru olarak öğrenmiş olur, hem de onların feyz ve himmetine kavuşursunuz. Bir müminin dünya ve ahirette felaketten kurtulması, manevi olarak yükselmesi, onun nefsine muhalefet etmesi ölçüsünde mümkündür. Nefse en büyük muhalefet, ona en ağır gelen şeyler ise Allahü Teala'nın farz kıldıklarını yapmak, yasak ettiklerinden, yani haramlardan kaçınmaktır. O halde ehl-i sünnet itikadı edindikten sonra İslamiyete yapışmak her üstünlüğün ve her nimetin kaynağıdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programımızın bugünkü bölümünde önceki programlardan borcumuz olan Ulu Cami, yani Cami-i Kebir'in artık içinde göstermek istiyoruz. İyi ama burada bir abdest muslukları var. Bu caminin şadrevanı yok. Çok büyük bir cami. 1200 metrekareden fazla alanı var, kapalı alanı var, namaz kılınan yeri var. Buraya giren cemaat neredeyse 3000 kişiden fazladır. Bunların abdest alacağı musluklar, işte 32 tane abdest musluğu var. Güzel sütunlarla ve bir revakla kapatılmış, efendim üzeri kapatılmış, yanları da sütunlu. Cemaat rahat rahat burada birbirini rahatsız etmeden abdestlerini almaktalar. Tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için mutlaka burada bir yakınında tuvaleti var idi ama o şimdi yok. Alana katılmış fakat belediye burayı tuvaletsiz bırakmamış. Bu camiye gelen cemaatin bol bol kullanabileceği hem hanımlar için hem erkekler için tuvalet mekanlarını hazırlamış. Kayseri'nin bir özelliğini söyleyelim. Kayseri'deki camilerin ve diğer umumi tuvaletlerin hiçbirisinde para sesi, tıngırtısı duyamazsınız. Niye?
Çünkü belediye burayı başarmış, hem temiz pak tutuyor hem de hiçbir ücret alınmıyor. Bu tabii modern dünyada bizim özenerek beklediğimiz şeylerden biriydi. Kayseri Belediyesi bu işe ulaşmış, ilgilerini tebrik ederiz. Şimdi önümüzde şöyle bir eğri bir şey var efendim, direk gibi. Bu yılana da benziyor. Asma kütüğü, asma dalı. Kim bilir kaç senelik, tahmin ediyorum 100 senenin üstündedir bu. Bunu diken adam acaba düşünebilir miydi ki başına gelip de bir televizyon çekimi yapacaklar? Ben şimdi buradan kalkayım bir de üzümlerini göstereyim bu asmanın efendim. Bu asma bayağı üzüm veriyor. Caminin bahçesindeki asmanın üzümü yenir mi? Yenir mi, yenmez mi? Yenir. Yenir ama yetki buradaki görevlilerde. Sorumluları kimlerse onlar cami bahçesinde yetişenleri, eskiden icadımız öyle yaparmış. Bugün Ege'deki bütün camilerin bahçelerindeki mandalina ağaçlarının ve zeytinlerin ihalelerini vakıflar idaresi yapıyor ve şahıslar ancak o müteahhitin toplamasından sonra alırsa parasıyla alıyor. Ama böyle şeylerde de bunun ihale edileceği yok zaten. Cami görevlileri bunu satarlar, caminin ihtiyaç için kullanırlar. Ama ekonomik değeri de yoksa çocuklara alın yavrum yiyin derler. Cami sevgisi de kalplerine yerleşir. Buradan ben artık caminin kapısına gireyim. Karşımıza bir turist daha çıkmadan caminin iç mekanı sizlere inşallah bu bölümde anlatmaya çalışayım efendim. Şimdi Ulu Cami'nin içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi epeyce bir basamak var. Üşermedik, saydık. Arkadaşlara rica ettik, bir sayar mısınız dedik. Ben belki sayıya şaşırırım dedim. 16 basamak efendim. Peki böyle olunca ne oluyor yapı? Yapı böyle olunca daha sağlam bir zemine oturuyor. 2, ısı muhafazası oluyor. Buralar soğuk memleketler. Bina hepten yukarıda olduğunda ısı kaybı çok olabilir düşüncesiyle ecdadımız Anadolu'daki Selçuklu eserlerinin çoğunu böyle yere, yarı beline kadar gömerek yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Eskimiyor mu? Eskiyecek efendim. İnsan yapısı bu yani. Tabii ki eskiyecek. Tabii ki yenilenecek. Ama daha çok dayananı, daha çok bak bunu sağlam yapmışlar diyoruz. O da artık eline malı alanın, duvar yapanın ihlasına bağlı oluyor. Şimdi bu bulunduğumuz bölüm caminin son cemaat yeri gibi efendim. Bu camide son cemaat yeri yok. Ancak arka mahfilleri başka hiçbir camide rastlamadığımız şekilde, bir tek Kastamonu'daki Şeyh Şaban'ın Veli Hazretleri'nin son cemaat yeri biraz genişti ama onun ötesinde benim rastladığım, çekim yaptığım yerlerdeki camilerin bu arka mahfilleri bu genişlikte hiç yoktu. Camiye bayağı bir kapasite kazandırmış, cemaat yönden kapasite kazandırmış. Burada cami sanki iki katlı olmuş. Hem de son cemaat yeri gibi ana mekanla irtibatını da kesmemiş. İmamın sesini duymak mümkün, kendisini görmek mümkün. Burada imama uyan cemaatinde, namazında herhangi bir sakatlama olmaz. Şimdi buradan dönüyoruz kıbleye doğru, artık harim kısmının başlangıcındayız. Burada hemen şurada yakınımızda göstereyim, şu kasanın yanında böyle pil payelerden 30 tane var efendim. 30 tane var. 4 şerit halinde, 4 nef halinde deniyor buna malum. Kıble istikametine giderken yanları da onun iki misli. Yani kıbleye doğru dikdörtgen yapılmış. Halbuki Güneydoğu'daki bütün camilerimiz kıbleye doğru dikdörtgen uzun kenarı gelir. Kısa kenarı kıblenin zıttı istikametindedir. Burada ise kıbleye doğru dar kenarı gelmiş. Uzun kenar geriye doğru gitmiş. O camilerdekileri niye öyle yapmışlar? Efendim, birinci safta durmanın sevabı çok olduğu için safları uzunlamasına yapmış, camiyi enine dar yapmış. Boyu kıbleye doğru olmuş. Burada da tabii gene saflar fazla bir dar değil ama orada o düşünce varmış. Bunu da hemen aklıma gelince söyledim. Şimdi bu pelpayeler bazıları normal sütun genişliğinde, bazıları ise hani köşe taşı gibi köşeli pilpaya yapmış. Bu ise binanın statiğinde gücü artırıyor. Ayrıca sol ve sağ yanlarında da yuvarlak sütunlarla bunu desteklemiş. Dolayısıyla yapı, üst tarafı çok sağlam bir yapı. Şimdi minbere, mihraba doğru buradan bir hareketlenelim efendim. Cami-i Kebir'in iki kubbesi var harim kısmında. Birisi tam orta kubbe, camiyi ortalamış. Birisi ise de mihrab üstü kubbesidir. Bu Selçuklu'da kullanılan bir sistemdir. Tam oturmuş. Efendim, geri kalan yerler düz tavan. İşte görüyoruz efendim şimdi. Şurada direkler ileriye doğru tavanda görülüyor.
Ahşaptan direkler atılmış, boylu boyunca bütün cam böyle örtülmüş. Bir tek taşla örtülü olan yeri burası. Gerisi üstü ne peki efendim? Üstü kiremitli mi nedir? Ondülün mü? Değil değil efendim. Üstü eskiden topraktı. Sonra bu toprağı kaldırdılar. Ya toprak da caminin üstüne örtülü mü yani? Köy damı gibi falan dediler acaba. Ne yaptılar bilmiyorum ki. Toprak eskimiş midir efendim? Eskimemiştir. Taş döşemişler. Şu anda yaz geldi miydi? Kayseri'nin sıcağı da iyidir efendim. Bastırdı mı bastırır. Cami maalesef ilk yapıldığı zaman gibi serin değil. Klimalı gibi değil. Şu anda bayağı bir sıcak oluyor yazın. Niye topraktan vazgeçtiniz ki? Ne vardı yani? Toprağın ikmali mi zordu? Bir yerlerden aktı gittiyse toprak yerine konması daha kolay oldu. Ustalık da istemezdi. Teknolojisini bilmiyoruz. Yani ısı yalıtımını demek ki tam bilemedik. Şimdi gidiyorum efendim ben ta minberin önüne kadar. Minberin kapısının önündeyim. Minberin çift kanatlı bir kapısı var. İkisi de gayet güzel. Nahatlık yani oymacılık sanatının güzel bir örneği. Buradan hemen minberin sol yanına geçiyoruz. Bu sol yan biraz böyle restorasyondan geçtiği için sanki yeni yapılmış gibi zannediliyor ama hiç öyle zannedilmesin. Bu minber orijinal bir minber ve burada da çok güzel oymalar yapıldığı gibi şu minber korkuluğunun silmesinin üstünde olduğu gibi küfi yazı okuyamıyorum ama hadis-i şerifler olduğunu zannediyorum. Boydan boya Divri Ulu Camii'nde biz bu yazıları gördük. Bunun örneğini aynı devrin yazılarıdır. Burada var. Böyle gidiyor efendim sona kadar. Sonra şu ortada motiflerin arasına yine bir küfi yazı serpiştirilmiş. Bu da boydan boya gidiyor. Şu bölüm olduğu gibi yukarıdan aşağıya doğru yine küfi yazıyla yazılmış hadis-i şerif veya ayet-i kerime olması ihtimali var. Ben bunun amele ketebesini bulamadım. Yani kim yaptı? Amele Ali. Divri'deki Ulu Cami'nin minberinin en alt köşesinde ufacık bir yerde Amele Ali diyor. Ali'nin işi diyor. Ali usta yaptı yani. Ustasını bile dememiş. Burada amele ketebesini aradım. Buna amele ketebesi deniyor. Efendim şuralarda hiçbir şekilde o alta yazılır. Hakiki ustalar öyle ta tepeye yazmazlar efendim. Burada onu görmedik. Bu enteresan bir kündekari tekniği, yani buna sahte demeyelim de benzetme kündekari tekniği denebiliyor. Tam böyle parçalar geçme değil, burada tutturucu köşeler, bağlayıcılar koymuşlar. Yani geçmeler kendi başına durmuyor. Arkasında her ne kadar bir şasesi varsa da burada minberimiz bitiyor. Şimdi döndük mihraba. Çok güzel mermerden inşa edilmiş bir mihrap var ve altı kademeli nişleri var. O yetmemiş. Bir de altına başka camilerimizde olmayan küçük bir mihrapçık koymuşlar efendim. O da çok yakışmış. O da dört kademeli, etti on kademe efendim. On kademeli mihrap. İlk defa görüyoruz. En fazla dokuzunu görmüştüm. Onuncusu bu ama bu da iki parçalı olarak. Hemen şurada ahşap direkler üzerinde bir sanduka var. Bu sanduka Sakalı Şerif sandukası. Kayseri'de birkaç camide ben bunu daha küçüklerini gördüm. Burası 24 saat kapanmayan bir camidir. Devamlı açık olan bir camidir Kayseri'de. Yapıldığından beri hiç kapısı kapanmamış. Kapısı kilidi tanımıyor. Efendim burada da böyle bir Sakalı Şerif var. Şimdi şurada bir güzel vaaz kürsüsü var efendim. Onu da sizlere göstereyim. Vaaz kürsüsü herhalde minber kadar eski değil ama ona da epey emek verilmiş yazılar Osmanlı'nın son dönem yazılarına benziyor. Onun gibi küfi yazılar değil. Onun için devrini ve yaşını da ben tespit edemiyorum. Kaldı tuğlalar efendim. Efendim şimdi artık sonlara geldik bu bölümde. O dul hanımcağızın yalvar yakar, mimarın rüyasına girecek şekilde isteğini belirtmesiyle efendim duvara konan tuğlaların önündeyiz. Görüldüğü gibi tuğlaları ben elime şöyle gösteriyorum. Tabii taze bir tuğla gibi görünüyor. Halbuki 1898'de konmuş yani 110 senelik bir tuğla. Yanına derz yaptılar tuğlalar bu kadar ince değil kalın mı? Yoksa ince ince böyle tablet tuğla şeklinde miydi ki? O zamanlar pek tablet tuğla Osmanlı'da yoktu artık. Kalın tuğlalar vardı. Onu da bilemiyoruz. Gerisinde gelip burada göreceksiniz, öğreneceksiniz efendim.
Ulu Cami'nin içindeki kuyuyu göreceksiniz. Daha başka inceliklerini göreceksiniz. Lütfen gelin Kayseri'ye efendim. Kayseri'ye gelirseniz, zarar etmezseniz burada çok güzel tarihi eserler görürsünüz. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.